okula gittim. Okulda da fazla okumadım. Okumamın nedeni de özellikle o zamanın koşulları beni fazla okula itmiyordu. Yani beni ona çekici bir duruma getirmiyordu. Özellikle ilkokulda Halil Çavgun olsun, Fuat Çavgun olsun ve birçok arkadaşlarla Halil Paydaş gibisinde mesela arkadaşlarla o zaman aynı sınıfta okunmaktaydık. Ve bunlar bir de belediye başkanı Mehmet Veysi Baykın belediye başkanı olması itibarıyla ben de bu artık bundan sonra belediye başkanlığından çekileceğim. Ve çekilince orada bir boşluk yaratıldı. İsterse boşluğun yaratılması, halkın bunu doldurması kendi üz iradesiyle, üz gücüyle çalışma yöneldi. Ve bunun çalışması yapıldı, evlerde dolaştırdı. Yani belediye, yani özellikle arkadaşlarla birlikte tabii yani ezici çoğunluk şeyde Salih Kandal'dı. Ondan sonra Mehmet Hayri Dürmüş'tü, Mehmet Karasungur'du, Salih Kandal, Cimat Tak vesaire bu gibi arkadaşlarla sürekli halkınca biz de tabii onlara ne kadar eşlik etsek ağırlık olarak bu arkadaşlar halkın içerisinde böyle bir seçime gidileceği itibarını yaratmaya çalıştılar ve sandığa gidildi. Sandıkta özellikle bizim daha önce ne ağa ne bek ne şu bu demediğimiz mesela Nadir Temel arkadaşımız emekçi bir aileden gelme. Kendi yani herhangi durumun parası pulsuz durumu olduğu halde özellikle halkın ve bu temelde onu belediye daha uygun görünmek kaydıyla ne yapıldı? Seçildi yani. Belediye seçildi. O zaman şu anki mesela diyorum gerçekten kadın özgürleştirilmesi, kadınların daha da farklı mücadele içerisinde yer edilmesi için ne kadar bugün bilimsel olarak mücadelelerin içinde olması isteniyorsa o zaman şimdiki gibi gerçekten olanaksızlıklardan ne yapıldı? Kadının üz gücünü ortaya çıkarma durumuyla özellikle toplumumuz baş başa bırakıldı ve baş başa geldi yani diyebiliriz. Hatta o zaman işte Dürü Kaya, Emine Hacı Yusufoğlu bir de Saadet Yavuz bir nevi şu anki eş başkanı durumda kendi belediye içerisinde yaşamlarını idame etmeyle karşı karşıya gelindi yani. Yani her şeyle gerçekten yani devrimciler kendi yaklaşımlarına, kendi tarzlarına, kendi usluplarına o çevredeki var olan insanlarla her yönden kabul ettirmişlerdi. Hatta bunu yani değil belediye kendi aralarında dahi bazen husumetler olduğu zaman özellikle devrimcilere başvurup devrimcilerin gidip onların bir barışa mesela onu şey yapması, sonuçlandırması isteniyordu. Çünkü orada bir adalet görüyordu. Onlarda bir mesela diyelim özellikle bir devrimci bir tarzın nasıl şekillendiğini görüyordu. Bundan dolayı ne kadar mesela de feodal bir toplum içerisinde yaşanır olursak da dahi bunun insanlarımız bazı ezici çoğunluğu mesela kabul etmese dahi devrimcilerin kendi aralarında kadın erkek eşitliği görülmek için her insanlar mesela kendi emek gücüyle birlere geleceğini düşüncesi ya itibarını bunu yarattıktan sonra halk da buna tabi olmak zorunda kaldı. Bu halk denizdir. Özellikle var olan mücadele içerisinde kendisini göstermeye çalışanlar sürekli onlar da kendini balık görmeleri gerekiyor. O dönem gerçekten ne kadar desek yani bir varlık içerisinde yaşayan bu varlık yoktu yani. O zaman her şey karneyle veriliyordu. Yağı öyle, pirinci öyle, bir çayı öyle, sigara hatta her şey yani gerçekten gidip bu şekilde alınmaya çalışıyor. Çünkü insanlar geldiği zaman A, B sınıfı yapılmak için herkese eşit bir şekilde davranmaya çalışılıyordu. Yani demiyordu bu bana karşı böyle bir hareket içerisine girmiş. Bunu ötekileştireyim, bunu farklılaştırayım. Kesinlikle öyle devrimciler arasında özellikle o dönemin apocular dediğimiz mücadele içerisinde yer alanların böyle bir felsefesi vardı. Kimsenin arasında bir ayrım koymazdı. Herkesi eşit bir şekilde belediye bir halkın belediyesi olarak göstermeye çalışıyorlardı. Hizmetler zaten belediyenin kendisi de
ömrü kısaydı zaten. Çok kısa bir süre içerisinde zaten 12 Eylül dönemi geldi. Nadir arkadaşı zaten yakaladılar, cezaevine koydular. Diyarbakır 5 nolu cezaevine koydular. O da birçok işkencelere şey oldu, karşıya karşıya. Şimdi ne iyi hissettiğinden ziyade hayvan kendi özüne dönüştü. Gerçekten geçmişteki mesela var olan belediyeci sistemin bünyesinde gelişen belediyelerdi. Baskı, zor, çalıp çırpmayla, belediyecilik sürdürmeyle halkın belli bir süreden sonra bir antipatiye neden oldu ve halkın özellikle bu durumları daha da göz önünde serince artık halktan bir çekilmez durumlar karşı karşıya geldi ve artık bundan sonra kesinlikle böyle bir kişinin istemeyeceğini yer yer kendi pratiklerinde, kendi konuşmalarında bunu da göstermeye çalışıyor. Bunu bir Aslan Ali Bayık'a mal etmek doğru değil yani. Bu dünkü o halkın teveccühü bir nevi var olan zulme karşı bir haykırıştı. Bir halay çekme, kendilerini özellikle sisteme karşı ben buradayım, ben kendime sahip çıkıyorum. Gerçekten başkaları beni yönetemeyecek ve ancak ben kendi kendimi yönetirim. Anlayışı, düşüncesini her halükarda bunu göstermeye çalıştı. Çünkü bu yalnız Aslan Ali Bayık bu yenilmedi. Bir sistemin kokulaştığını ve çöküşe gittiğini artık bunu rahatlıkla diyebilirim.